Robert Boyle 1600'lerde yaşamış İrlandalı bir bilim insanı. Boyle yasası onun yaptığı deneyler sonucunda ortaya çıktı ve bu yasa daha önce bahsettiğimiz ideal gaz denklemine öncülük etti. Bu videoda geriye doğru çalışacağız ve Boyle yasasını kullanarak ideal gaz denklemini kısmen ispatlayacağız. Yolda da biraz tarih konuşacağız. Çok iyi değil mi? Boyle gazlarla deneyler yapıyordu. Evinin girişinde kocaman J şeklinde bir tüpü vardı. Bu J şeklinde tüpün içine bir miktar gaz koydu. Bir de tüpün dibini civa ile doldurarak gazı kapalı uçta hapsetti. Civa çok yoğun bir sıvı olduğu için gaz civanın içinden geçip kurtulamıyordu. O yüzden kapalı uçtaki gaz orada sıkışıp kalmıştı. Tüpün açık ucuysa atmosfer basıncına maruz kalıyordu. Yani tüpün bir ucunda gaz basıncı, diğer ucunda ise atmosfer basıncı etkindi. Her iki ucunda da civayı eşit basınçla ittiğini biliyoruz. Çünkü başlangıç durumunda civa yüksekliği her iki kolda da aynıydı. Boyle ne zaman tüpe biraz daha civa ekledi işte o zaman işler ilginç bir hal almaya başladı. Çünkü artık iki koldaki civa seviyesi eşit değildi. Aralarında bir seviye farkı oluşmuştu. Bu şu anlama geliyor... Bu kolda hapsolmuş gazın basıncı atmosfer basıncından daha yüksekti. Öyle ki gaz basıncı atmosferik basınç artı yükseklik farkından doğan sıvı basıncına eşitti. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bu koldaki gazın civaya uyguladığı basınç, bu kolda atmosferin civaya uyguladığı basınçla buradaki ekstra civanın aşağı yönlü basıncının toplamı kadar. Boyle bunun ardından tüpe biraz daha civa ekledi ve bu gazın daha da sıkışmasına, hacminin daha da azalmasına neden oldu. Boyle bu durumda civa seviyesi farkının iyice arttığını gördü ve bunu gayet doğru olarak şu şekilde yorumladı. Gaz şimdi daha da yüksek bir basınç uyguluyordu. Çünkü artık gaz basıncının karşısında hem atmosfer basıncı hem daha da artmış olan sıvı yüksekliğinin basıncı vardı. Robert Boyle bu verileri bir grafiğe döktü. 17. yüzyılın ortalarında bizzat elde ettiği veriler şöyleydi. Hacmi inç küp cinsinden, basıncı ise inç civa cinsinden almıştı. Yani basıncı civa seviyelerinin farkıyla ölçmüştü. Başlangıçta hacim 117,5 inç küp, basınçsa 12 inç civaydı. J tüpüne biraz daha civa eklediğinde hacim 87,2 inç küp, basınçsa 16 inç civa olmuştu. Tüpe civa eklemeye devam etti. Hacim 70,7 inç küp, basınçsa 20 inç civa olmuştu. Hacim 58,8 inç küpken basınç 24 inç civaydı. Devam etti. Hacim 44,2 inç küp, basınç 32 inç civa. Civa miktarını biraz daha arttırdığında hacim 35,3 inç küpe inerken basınç 40 inç civaya ulaştı. Ve son olarak hacim 29,1 inç küpe kadar indi. 48 inç civalık basınca karşı gelen gaz işte bu şekilde sıkışmıştı. Robert Boyle bu verileri bir grafiğe döktü. Bu hacmin bir fonksiyonu olarak basınç grafiği basınca baktığımızda en yüksek değerlerin 48 inç civa olduğunu görüyoruz. Biz tavan değerimizi 50 yapalım. Ortak noktamız 25 olsun. Bunu bir kıyas noktası olarak kabul edeceğiz. Hacimde en yüksek değerimiz 117,5. Biz en yüksek noktayı 100 olarak belirleyelim. Çizerken biraz üstüne çıkarız. Artık grafiğimizi doldurmaya başlayabiliriz. 50, 25 ve 75 inç küplük hacim noktalarımızı da koyalım. Tabloya 117,5 hacim değerine karşılık gelen basıncın 12 olduğunu görüyoruz. Tabloda 117,5 hacmin değerine karşılık gelen basıncın 12 olduğunu görüyoruz. Yani buraya bir yere denk geliyor. Hacim 87,2 iken basınç biraz yükselerek 16'ya ulaşmış. Hacim 70,7 iken basınç 20. Buraya denk geliyor yani. Hacim 60'ın biraz altındayken basınç 24 oluyormuş. Hacim 44,2 olduğunda basınç 32, yaklaşık olarak bu arası. Hacim 35,3 iken basınç 40. Ve basınç 50'nin hemen altındayken hacim değerimiz 29 civarında. O da bu noktaya denk geliyor. Yani hacim fonksiyonu olarak basınç grafiğini çizdiğimizde bir hiperbol elde ediyoruz. Dolayısıyla hacim yarıya indiğinde yani 100 civarından 50 civarına düştüğünde basıncın 2 katına çıktığını görüyoruz. Hacim 50'den 25'e indiğinde ise basınç yaklaşık olarak 25'ten 50'ye fırlıyor. Yani rahatlıkla basınç ve hacim arasında ters bir bağıntı var diyebiliriz. Basıncın tersinin fonksiyonu olarak hacim grafiğini çizdiğimizde şöyle bir şey elde ediyoruz. 1 bölü basıncın fonksiyonu olarak hacim. Bunun için tüm basınçların ters değerlerine ihtiyacımız olacak. 1 bölü 12 yani 12'nin çarpmaya göre tersi. 0,08. 1 bölü 16 yani 16'nın çarpmaya göre tersi 0,0625. Bu değerlerin çarpmaya göre terslerini almaya devam edersek 20 için 0,05 olacak. 24 için 0,042 gibi bir şey. 1 bölü 32 eşittir 0,03125. 40 için 0,025. Yani 1 bölü 40 0,025'e eşit. Ve 1 bölü 48 eşittir 0,0208. Artık grafiğimizi bu değerlerle doldurabiliriz. Tablomuzdaki en yüksek ters değer 0,08. En düşüğü 0,02. Buraya yazalım. Hacim için ise yine aynı değerleri kullanıyoruz. Yani en yüksek hacim değerimiz yüzün biraz üstü. 50, 25 ve 75'i de yazalım. Hacim 117,5 inç küpken, basıncın tersi 0,08 civarında. Aşağı doğru devam ediyoruz. 87,2'ye 0,0625, 70,7'ye 0,05 tam böyle ortaya geliyor. 58,8 yani yaklaşık 60, 0,042'ye denk geliyor. 44,2'ye 0,03125. 35,3'e 0,025 ve 29.1'e 0,0208. Bu mükemmel derecede temiz bir grafik değil ama görüyoruz ki basıncın çarpmaya göre tersinin bir fonksiyonu olarak hacim grafiğini çizdiğimizde düz bir çizgi elde ediyoruz ve düz çizgi şeklindeki bu grafiğin denklemini yazacak olursak y eşittir mx artı b formunda bir denkleme ulaşırız. Bu grafiğin denklemini bu şekilde bir formülle gösterebiliriz. m eğim, b ise y eksenini kestiğimiz nokta. Bakın grafik y eksenini sıfırda kesiyor. O halde sadece y eşittir mx yazmamız yeterli. Burada y değeri hacim x değeri ise basıncın tersi. Yerlerine yazalım. Eğime m yerine k diyecek olursak sadece harfini değiştiriyoruz. Denklemimiz V eşittir k çarpı 1 bölü P haline gelir. Her iki tarafı P ile çarparsak PV eşittir k sonucuna ulaşırız. Başka bir deyişle bir gazın basıncıyla hacminin çarpımı sabittir. Tıpkı ideal gaz denkleminde gördüğümüz gibi değil mi? O halde hadi Robert Boyle'un ölçtüğü gerçek değerleri kullanarak bunu bir test edelim. Buraya basınçla hacmin çarpımlarını yazacağız. 117 çarpı 12 yaklaşık olarak 1400'e eşit. 87 çarpı 16 da yaklaşık olarak 1400'e eşit. Buradaki tüm hacim basınç çarpımları her zaman neredeyse tam olarak 1400'ü verecek. Bu yasanın şöyle güzel bir uygulama alanı var. Bir ideal gazın mol sayısı ve sıcaklığı sabitse İlk PV çarpımı son PV çarpımına eşit oluyor. P son, V son. O halde gelin bu özelliği bir örnek üzerinde uygulayalım. 1,25 litre hacmindeki bir kapta bulunan bir gazın ilk basıncı 0,872 atmosferdir. Sıcaklık sabit tutularak kabın hacmi 1,5 litreye çıkartılırsa gazın yeni basıncı ne olur? Eğer kap kapalıysa içindeki parçacık sayısının değişmeyeceğini biliyoruz. Demek ki mol sayısı da sabit. O zaman bunu kullanabiliriz. P1 V1 eşittir P2 V2. İlk basıncımız 0,872 atmosfer. Ve ilk hacmimiz 1,25 litre. Son hacim 1,5 litreye çıkartıldığında son basıncımız ne olur? Onu bulmak istiyoruz. İlk olarak eşitliğin her iki tarafını 1,5'a bölüyoruz ki P2'yi yalnız bırakalım. Sağ taraftaki 1,5 litre tamamen gidiyor. Sol tarafta ise litre bilimleri birbirini götürüyor. Geriye 0,872 çarpı 1,25 bölü 1,5 kalıyor. Atmosfer birimi aynen duruyor. Bu bize son basıncı verecek. Hesabı yapınca son basıncın 0,727 atmosfer olduğunu buluyoruz. Mantığı bir kez daha vurgulayalım. Bu sonuç Boyle yasasıyla tutarlı. Çünkü hacmi 1,25'ten 1,5'a yükselttiğimizde basınç 0,872'den 0,727'ye düştü.